Reopolitik e, tarafta riskler gündemde diyoruz. Orta Doğu'da artan tansiyon, İsrail'in acımasızca sivillerin ve çocukların olduğu bir hastaneyi hedef alması. Küresel piyasalarda da tabii etkileri, yansımaları, fiyatlamaları beraberinde getirdi. E, küresel tarafta emtialar üzerindeki durumu konuşacağız. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'le beraber olacağız şimdi. Zafer Bey merhabalar, hoş geldiniz yayına. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi e, isterseniz Orta Doğu'yla başlayalım. ...İsrail acımasızca şiddetlenerek saldırılarını devam ettiriyor. Dün ABD Başkanı Biden bölgedeydi. E, basın toplantısı gerçekleştirdi. ABD e, burada İsrail'e olan desteğini sürdürdü. E, ve e, dünyada aslında yani dünyada kimse kabul edemez ki böyle bir durumun bir mazereti olabileceğini. E, dolayısıyla burada tansiyon yüksek, jeopolitik riskler gündemde. Ama isterseniz e, durumun yayılma riskine ilişkin biraz e, konuşalım. Ne görüyorsunuz? Hangi senaryolar var burada? Yani tabii baktığımız zaman aslında böyle şu anda herhalde piyasadaki en büyük risklerden bir tanesi bu çatışmaların yayılma riski. E, tabii bu bölgenin özellikle hassas bir bölge olması e, hem e, petrol e, alanlarına yakın oluyor olması hem... E, dini anlamda e, oldukça önemli bir bölge oluyor olması e, buradaki çatışmanın yayılma riskini de e, ve endişeleri de artıran unsurlardan bir tanesi. Çok farklı açıklamalar görüyoruz. Açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte İran'dan olsun Amerika'dan olsun diğer Avrupa ülkelerinden olsun diğer e, Arap ülkelerinden ve İslam ülkelerinden olsun çeşitli açıklamalar var. Bu açıklamalara göre de piyasalar üzerindeki tansiyonun arttığını veya azaldığını görüyoruz maalesef özellikle son iki günde yaşadıklarımız hastane bombalanması sonrasında ABD başkanının ziyaret ediyor olması ondan önce gene ABD heyeti tarafından yapılan ziyaret ve buna yönelik oluşan tepkiler piyasada bir miktar risklerin de artmasına yol açtı. Zaten bunu hemen kıymetli metaller üzerinde ve dolar endeksinde tahvil faizlerinde görüyoruz zaten. Bir miktar riskler artmış durumda ama herhalde en net etkisini gördüğümüz ons altın kıymetli metaller ve petrol diyebiliriz. Buradaki etkileri görülüyor. Tabi tabii bütün bu son iki günde yaşadıklarımız oradaki çatışmaların bir miktar Şiddetin artmış olması, daha doğrusu şiddetin artmasından ziyade bu hastanenin bombalanması ve sonrasındaki tabii ki doğal tepkiler burada bir miktar piyasalar üzerinde de baskıyı arttırmış durumda. Çatışma olabilir mi? Böyle bir senaryo olabilir mi? E tabii ki piyasa şu anda çok olası görmediğini söyleyebilirim. Bunun çok olası, yüksek olasılıklı bir ihtimal olduğunu söylemeyebilirim ama hem Amerika tarafından verilen destek ve oraya savaş gemilerinin gidiyor olması. Diğer taraftan Rusya'dan Putin'in açıklamaları keza gene <laughs> önemliydi. ve bu açıdan baktığımız zaman tabii e, çatışma riski olasılığı hala düşük. Yayılma daha doğrusu olasılığı düşük. Fakat bu riskin bulunuyor olması zaten piyasalar üzerinde tansiyonu artıran unsur. Açıklamalar da buna çok fazla katkı sağlamıyor açıkçası. Şimdi petrol tarafında sormak istiyorum. Çünkü Orta Doğu'da tansiyon dediğimizde aklımıza ilk gelen enstrüman petrol olarak şekilleniyor. 90 doların üzerindeki fiyatlamalar e, gündemizde. Şimdi İran e, tabi arka planda ama e, eğer İran işin içine dahil olursa ya da buradan gelen bir haber akışı olursa petrol tarafında volatilite yüksek olur mu? Ya da e, Arap ülkelerinden e, İsrail'e karşı bir reaksiyon gelirse e, yine bu tarafta bir yükseliş olur mu? Tabi piyasa buradaki durumu da yakından takip ediyor. Şimdi biz sizde e, petrol tarafını konuşurken arz endişelerinin gündemde olduğunu bir yandan takip ederken bir yanda da dünyada e, zayıf bir talep var diyorduk hem e, Çin'i konuştuğumuzda hem de dünya ekonomisini ele aldığımızda. Ama sanki burada e, Orta Doğu'da artan tansiyon ve çatışmalar işin seyrini biraz değiştirdi gibi. E, burayı nasıl değerlendirmek lazım acaba? Yani tabii ki kesinlikle değiştirdi. Onu net net bir şekilde söyleyebiliriz zaten. Yani bu çatışma ile birlikte şöyle söyleyebilirim yaklaşık 9 dolarlık bir risk fiyatlaması oldu hemen petrol fiyatları üzerinde. 9 dolar belki çok az gelebilir ama ciddi anlamda da aslında yüksek bir oran. Baktığımız zaman 90 dolarlık bir petrol fiyatı içerisinde %10'luk bir volatilite demek, %10'luk bir etki demek. Bu da bütün geleneksel, küresel anlamda bakarsak oldukça ciddi bir etki aslında. E şimdi bunun hareketlerini bu, bu, bu riskin petrol fiyatlarında yansımasını izliyoruz, fiyatlanmasını izliyoruz. Tabii sizin de belirttiğiniz gibi sıklıkla konuştuğumuz zaman da bir tarafta az endişeleri, bir tarafta da e, resesyon endişeleri vardı. Bunun arasına gidip gelen yatay piyasada dalgalanan bir petrol fiyatı görüyorduk, konuşuyorduk. Ama tabii bu risklerin fiyatlaması çatışma'nın fiyatlanması, bir anda dengeleri değiştirmiş durumda. Volatilite de çok yüksek, yüksek kalmaya da devam edecektir. Burada eğer bir uzlaşmaya bir barışa ulaşılamazsa, özellikle kısa vadede baktığım zaman ben 91-20 seviyesinin Brent petrol üzerinde bir referans seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Bunun üzerinde kaldıkça yukarı yönlü pozitif olmak isteyecektir. Bunun altında kaldığı sürece de satış baskısının ağırlıklı olduğu bir piyasa göreceğimizi düşünüyorum. Tabii şimdi son iki günde çok ciddi gelişmeler ve negatif haber akışı vardı. Bu haber akışlarından sonra bir miktar bugünden sonra belki bir miktar yumuşama ilişkilerde en azından açıklamalarda bir miktar yumuşama görebiliriz. Bu da petrol fiyatlarında o geri çekilmeyi yol açabilir diye düşünüyorum. Ama tabii yani burada beklenmedik gelişmeler, beklenmedik açık açıklamalar fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır. Aşağı ve yukarı yönlü konuşmak çok kolay değil böyle bir ortam içerisinde. Eğer çatışmanın yayılacağı özellikle İran'ın dahil olabileceği bir senaryoyu konuşuyor oluyorsak zaten bu fiyatların çok hızlı bir şekilde yukarı gidecektir petrol fiyatları. Hatta belki 100 dolarlara üzerine bile çıkabileceğimiz bir senaryo görebiliriz o takdirde. Aksi takdirde ben burada bir miktar yatay piyasa hatta eğer e, ılımlı açıklamalar gelirse petrol fiyatlarının yeniden 90 doların altına düştüğü bir senaryo. Eğer sert açıklamalar gelirse 95-97 seviyesine kadar gidebilecek bir Brent petrol olabilir. Ama onun haricinde bu seviyelerin dışında bir petrol fiyatı açıkçası çok fazla beklemiyorum. Eğer bir barışa e, barış sağlanırsa, bir anlaşma sağlanırsa da yeniden 85 bandına doğru gerileyen bir Brent petrol görebiliriz. Şimdi petrol fiyatlarındaki seyir tabii küreselde merkez bankalarında endişelendirmeye devam ediyor. Çünkü enflasyonist ortama direkt olarak etkisini takip ediyoruz. Sadece enerji emtia cephesinde değil aslında diğer kalemlerde de bunun direkt olarak etkilerin yansımalarının olacağını yine size konuşmuştuk ama. Şimdi bir yandan da Amerikan Merkez Bankası'nın atacağı adımları size sormak istiyorum. 1 Kasım'da toplantı var. Ee, ve piyasa fiyatlaması ağırlıklı olarak e, faizin sabit tutulabileceği yönünde ama projeksiyonlar e, bir kez daha 25 baz puanlık faiz artışı olabileceğine işaret ediyordu. Ne dersiniz geçtiğimiz hafta da enflasyon verisi, rakamlar güçlü gelmiş. Acaba burayı nasıl değerlendirirsiniz? E, tabii ki özellikle burada eee e ekonomiye yönelik verilerin iyi geliyor olması, hala pozitif geliyor olması Amerika tarafında faiz artırım ihtimalinde artıran unsurlardan bir tanesi. Enflasyon da yüksek gidiyor tabii ki. Petrol fiyatlarının da yeniden 90 dolar seviyelerinin üzerine çıkmış olması burada. Enflasyon konusunda da risk oluşturan bir unsur. O yüzden de burada faiz arttırma ihtimalinin önceki beklentilere göre bir miktar arttığını söyleyebiliriz. Ama artırırlar mı? Şu ortam içerisinde bir miktar sıkıntılı gibi çünkü özellikle resesyon endişelerinin Amerika'da olmasa bile küresel piyasalarda etkilerinin oluşmaya başladığını görüyoruz ve bu da tabii ki merkez bankalarını elini bir miktar zorlayacaktır. Hala ben açıklamalar ile piyasaları yönlendirmeye çalışacaklarını, o yüzden de faiz arttırımına bir miktar daha çekimsel kalacaklarını düşünüyorum çünkü faiz arttırmının etkisi bir miktar gecikmeli gözüküyor. E çok yüksek faiz oranlarına geldik baktığımız zaman. Yani Amerika'daki morga çağı faizleri rekor seviyelere yükselmiş durumda. Yani uzun zamandan beri bu kadar yüksek faiz oranları görülmemişti. Neredeyse son 20 yılın e, en yüksek faiz oranlarına gelmiş durumdayız. Böyle bir ortam içerisinde daha fazla e, faiz arttırımına gidecek bir merkez bankası e, önümüzdeki dönem için çok ciddi Risk unsurları görüyor olması lazım ve ben baktığım zaman piyasada bu kadar büyük risk unsurlarının henüz oluşmadığını görüyorum Amerika tarafında. Böyle olunca da aslında merkez bankalarının daha yüksek faiz oranına gitme isteklerinin bir miktar daha zayıf kalacağını düşünüyorum. Tabii ki yüksek faiz oranları Amer Amerikan ekonomisinin güçlü kalmasına devam edebilir ama tüketici davranışlarını değiştirmeye başladığı anda çok hızlı bir ters dönüş görebiliriz. Yani o yüzden de merkez bankalarının bunu göze alabilecek şekilde risk unsurlarının görmüş olmaları lazım. Ve şu anda baktığımız zaman bu kadar ciddi risk risk unsurları henüz gözükmüyor. Ve Avrupa tarafında işler bir miktar sıkıntılı gidiyor diyebiliriz. Çin tarafında sıkıntılı gidiyor diyebiliriz. Ve Amerika'da sadece ABD ekonomisine bakmıyor aynı zamanda küresel piyasaları da göz önüne de bulunduran Bankalardan bir tanesi. Neden peki? Çünkü rezerv para konumunda dolar. O yüzden de bunu da dikkate almaları gerekiyor. E bu açıdan baktığımız zaman ben faiz artırma ihtimalinin bir miktar düşük olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, tahvil faizlerinde sert hareketliklerin e, görüldüğüne dikkat çektiniz. 2 e, yıllıklarda %5,25'ler, 10 yıllıklarda %4,97'ler neredeyse 10 yıllıklar %5'lere dayanmış durumda. E, hatta 10 yıllıklardaki artış konuşurken şunu da dile getirmiştik. E, ABD Hazinesi kendi borçlarını finansa edebilmek adına tahvil ihracına başlamıştı. E, tahvillerin arzını bu denli artırması tahvil değerlerini aşağıya çekmişti. Ve tahvil değerleri ve tahvil faizlerinin de ters korelasyon içerisinde olduğunu hatırlatacak olursak tahvil getirilerinde sert yükselişler vardı. Şimdi e, burada acaba tahvil faizlerinin bu kadar yüksek seviyelerde olmasını e, bir süre daha bekler misiniz? Hem burayı sormak istiyorum hem de JP Morgan'dan bugün bir yatırım tavsiyesi geldi. JP Morgan diyor ki portföyünün %60'ını hisse senetlerine %40'ını da tahvillere yatırmaya devam edenler önümüzdeki 10 yıl boyunca nakitten daha fazla e, avantaj sağlamış olacaklar ifadelerini kullanıyor. Acaba buraya katılır mısınız? Nasıl yorumluyorsunuz? Yani baktığımız zaman tahvil faiz getirilerindeki e, tahvil faiz getirileri ciddi önemli seviyelere çıkmış durumda. E, bu, bu rakamlar yani önceden yüzde ikileri konuşurken şimdi yüzde sekizler e, konuşulmaya başlandı. Yüzde onlar konuşulmaya başlandı. E, bunlar da çok ciddi getiriler aslında baktığınız zaman. Yani dolar bazlı getirilerden bahsediyoruz. Eee e, tabii bu e, ABD e, tahvil getirileri böyle ama sadece tabii tahvil getirileri e, ABD merkez bankası AB, ABD hükümet e, tahvillerinde gerçekleşmiyor diye. Baktığınız zaman şirket tahvilleri de var. Şirket tahvillerinde de tabii genel olarak bu faizlerdeki artış bütün faiz getirilerini yukarı çekmiş durumda ve böyle bir durum içerisinde yatırımcıların risksiz getiri arayışı içerisinde bulunması durumunda tahvillere git, tahvillere yönelmesi kadar doğal bir şey yok. Bu da tabii ki tüm küresel ve piyasalarda riskli varlıklar üzerinde bir baskı oluşturacak unsurlardan bir tanesi olacaktır. Neden peki? Çünkü risksiz bir getiriye baktığınız zaman önümüzdeki dönem içerisinde şu anki faiz getirileri gerçekten de kabul edilebilir. İlgi çekici seviyelere gelmeye başladı. Ama şunun da altını çizelim. Önümüzdeki dönemde eğer faiz indirimleri başlarsa tahvil faiz getirilene ters bir eğilim. Aynı zamanda tahvil fiyatlarında da bir getiri sağlanmış olacak. E bu açıdan baktığınız zaman faiz indirimlerini de tercih edecek bir yatırımcı grubu veya göz önünde bulunduran yatırımcı grubunun tahvilleri yönelmesi kadar aslında mantıklı bir seçenek yok diyebiliriz. Tabii ki bu tarafa yöneleceklerdir. Önümüzdeki dönemde tahviller çok daha ilgi çekici yatırım araçları olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle bu önümüzdeki dönem içerisinde bu yüksek faiz getirileriyle tahvil tercih edecek yatırımcılar piyasalarda faiz indirimlerinin başlamasıyla birlikte burada bir miktar daha piyasaların iyimserleşmesiyle birlikte tabii ki bir de burada tahvil getirilerini alacaklar sadece faizlerin değil tahvillerin de getirilerini alacaklar ve bu da çok ilgi çekici bir yatırım aracı olacaktır önümüzdeki dönem için diyebilirim. Şimdi e, ABD'de de manşet enflasyonda %3,7'leri konuşuyorsak tahvil faizleri şu anda e, pozitif reel tarafta zaten e, enflasyonun üzerinde olmaya devam ediyor. Tabi burasının da ilgi çekici yine olduğunu ifade ediyorsunuz. Şimdi buradan yes, e, dönmek istiyorum Çin'e. E, bu hafta Çin'den önemli rakamlar vardı. Büyüme rakamları sanayi ve açıklandı ve beklentilerin üzerinde büyüyen bir Çin. E, yıllık bazda gayri safi yurt içi hasılada %4,9'lar. E, beklentiler %4,5'lar yönündeydi. E, bir yandan da bu haftaya başladığımızda işte Çin'den e, likiditenin artırdığına dair haber akışlarını gördük ve 2020'den sonra ilk kez piyasaya böyle bir e, likitte enjekte etti Çin yine parasal genişleme adımları devam etti. Zaten önceki dönemlerde de e, sizle sıkça yayınlarda konuşmuştuk. E, zayıf talebi e, artırabilmek adına işte Çin kendi halkına para harcatabilmek için e, faiz indirimlerine e, gidiyor diye değerlendirmiştik. Şimdi böyle olmasına rağmen yani parasal genişleme adımları gelmesine rağmen işte e, büyüme rakamları beklentileri aşmasına rağmen sanayi üretimde iyi rakamlar görülmesine rağmen e, bu hafta Çin'de de zayıf bir seyir çıkıyor. Öne çıkıyor piyasalarda. Ne dersiniz acaba emlak piyasasındaki o sıkıntılar mı fiyatlamalarda karşılanıyor? E tabii ki yani emlak sektörünün etkisi var. Diğer taraftan baktığın zaman dünyadaki gelişmeler de Çin piyasasında etkili oluyor. Orada da tabii ki küresel etkilerin yaşandığını görüyoruz. Son dönemde bütün piyasalarda neredeyse benzer etkiler var. Benzer satış baskısının olduğunu görürüz. Çin'in kendi özel tabii iç dinamiği de var. Bu iç dinaminin içerisinde emlak sektörünün payı oldukça yüksek. Bütün bu sanayi üretimine perakende satışların güçlü devam ediyor olmasına rağmen aslında veya beklentilerden iyi geliyor olması da neden ben diyelim. Ee, emlak sektöründeki sıkıntılar hala devam ediyor. E Burası bir türlü canlanamıyor. E, Çin tarafında da iç, iç tüketim tarafında en önemli unsurlardan bir tanesi de aslında emlak sektörü. E, bu sektörde e, hala zayıflık e, devam ediyor. E, tabii Amerikan'ın bir miktar e, iyi gidiyor olması Çin'in işine yarıyor. Çünkü ihracat tarafında en azından en iyi bir miktar rahatlatıyor ama bu kadar yüksek faiz oranları ki biraz önce işte konuştuk artık faizler cazip seviyelere geldi tüm dünyada bu kadar cazip gelen yerde bir taraftan da yatırımlar duruyor tüketiciler harcama yerine bir miktar tasarrufa yöneliyorlar bu sadece Amerika'da Avrupa'da veya dünyanın geri kalanında değil Çinde de böyle o yüzden de burada verilecek teşviklerin veya desteklerin tekrar yatırıma dönüş ve dönüşebilmesi aslında bir miktar düşük faizlerle sağlanabilir. İçinde bunu yapmaya çalışıyor aslında buradaki sormamız gereken nokta aslında veya takip etmemiz gereken nokta buradaki iç tüketimin canlandırılması yurt dışında yani ihracatı ne kadar kompanse edecek bunu görmemiz lazım. Ben bu konuda tabii ki çok iyimser değilim. Önceki yayınlarda da paylaşmıştım. Çünkü çok ihracata dayalı büyük ekonomi sadece tüketimle bunu değiştiremez. Eğer buradaki tüketici davranışları değişirse veya yapı değişirse zaten Çin'in o ekonomik gücü de azalmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bir miktar Emlak sektörü canlandırmaya yönelik ve iç tüketimi canlandırmaya yönelik e, tabii ki destekler devam edecek ama bunlar yeterli gelmeyeceğini düşünüyorum. Çin'de şu anda herhalde dört gözle dünya ekonomisinde o dipten dönüşü ve toparlanmayı bekliyordur diyebiliriz. Şimdi aslında sizin tabirinizle dünyanın en büyük ihracatçısı ve ithalatçısı olan Çin tarafı şimdi sadece tüketimi değiştirilmeyecek bir konjektürden bahsediyorsunuz. Dolayısıyla faiz indirimleri ve tüketimi canlandırmak adına ama bunu her ne kadar yapsa da dışarıya satamadıktan sonra ihracatı sağlayamadıktan sonra ne fayda diyoruz? Dolayısıyla burada Çin'in de en büyük ihracatçı ülkelerinden biri olan, ihracat yaptığı ülkelerden biri olan Avrupa'yı belki konuşmak gerekiyor. Hem Avrupa hem ABD diyoruz. Ticaret ilişkisi bakımından Çin'e bağlı ülkelerde. E şimdi Avrupa'da bir durgunluk var mı? Yok mu? Bu yıl aslında bunu konuştuk. Şimdi petrol tarafında tabii enerjide arıza endişeleri yeniden gündemde. Dün enflasyon rakamları vardı Euro bölgesinden. Euro bölgesinde Avrupa'da enflasyon azalmaya devam ediyor ama mesela İngiltere'yi konuşuyoruz. Orada da enflasyonda aslında önceki aylara göre bir gerileme var. Ağustos ayına göre aynı rakamlar vardı ama mesela sektör sektör baktığımızda hizmet sektöründe katılık var. Zaten çekirdek enflasyon sanki dünyanın başına sıkıntı olmuş durumda. Acaba Avrupa için hangi bakış açısıyla değerlendirmek lazım durumu? Yani tabii Avrupa tarafında özellikle Avrupa'nın ana itici gücü ana itici gücü olan ekonomilerin aslında zayıflığı bir miktar soru işareti endişe verici özellikle Almanya ekonomisindeki zayıflık Fransa ekonomisindeki nispeten göreceli zayıflık burada e, endişelerin kaynağını oluşturuyor diyebiliriz. Tabii ki burada e, baktığımız zaman genel olarak Avrupa'da sadece e, dünyada değil Avrupa'da da enflasyon ana sorunlardan bir tanesi. Tabii burada enflasyon bir miktardan nispeten göreceli kontrol altında veya kontrol altında demeyelim en azından bir miktar gerileme var diyebiliriz ama buradaki ile beraber ekonomik aktivitelerde de gerileme var yani ekonomide de o yavaşlamayı görüyoruz faiz oranları hala yüksek devam ediyor Avrupa Merkez Bankası faizleri yüksek tutmaya devam edeceğini söylüyor evet yani bu enflasyonu düşürmek için e, nispeten e, zaten yapılması gereken bir şey ama genel olarak baktığınız zaman e, Avrupa'da ekonomik aktiviteler dünyanın geri kalanına göre daha e, yavaş e, diyebiliriz. E Böyle bir nokta içerisinde de o zaman Avrupa'da şunu sormak gerekiyor. Veya Avrupa'da risk olarak şuna bakmak gerekiyor. Ülkelerin e, borçlulukları e, özellikle... İtalya, İspanya, Yunanistan önceki yıllarda bundan 10 yıl önce çok fazla konuşuluyordu. 2008 döneminde, öncesinde, sonrasında. E şimdi geldiğimiz nokta içerisinde borç yükü hala devam ediyor. Bu borç yükünün bu kadar yüksek faizlerle sürdürüle, ne kadar sürdürülebileceği soru işareti. Önümüzdeki dönemdeki ki bu sene içerisinde de zaten yavaş yavaş konuşulmaya başlandı bu borçluluklar. Yani bunlar konuşulmaya devam edecek Avrupa tarafında. Avrupa tarafında asıl en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu diyebiliriz. Yani evet enflasyon e, nispeten e, daha e, kontrol altında, daha e, düşük veya e, en azından geriliyor diyebiliriz. Ama buna rağmen ekonomik aktiviteler de çok gerilemiş durumda. Çekirdek enflasyon yüksek, e, bu enflasyon hala düşmesi isteniyorsa e, nasıl e, ekonomiler canlı kalmaya devam edecek? Bu soru işareti Avrupa'da. Amerika'dan tam tersini konuşuyoruz. Yani yüksek enflasyon var ama veya enflasyon hala yüksek devam ediyor ama ekonomik aktivitelerde canlı hala en azından oradaki... Burada bir miktar dengelenme var. Avrupa tarafında ise e, hem faizler yüksek hem enflasyon e, nispeten yüksek. Ekonomik aktiviteler ise çok yavaşlamış durumda. Yani bu, bu kısır döngü içerisinde gidiyor Avrupa şu anda. Birinden birisinden feragat etmek zorunda kalacak. Burada hangisini tercih edeceği soru işareti hangisini tercih edeceğine göre önümüzdeki dönem içerisinde Avrupa ekonomisi de şekillenecek diyebiliriz. Şimdi bu haftaya e... Bu haftaya başlarken aslında gündemde başlıklara baktığımızda... ...Amerika'nın Çin'e çip ihracatına kısıtlama getirildiğine dair... ...ihracatına sıkılaştırma getirdiğine dair başlıkları görmüştük. Şimdi ABD ve Çin arasında soğuk savaş, ticari savaşları takip ediliyor. Zaten bir süredir, uzun bir süredir belki bunu konuşuyoruz ama... ...şunu sormak istiyorum. Şimdi artan bir yapay zeka rallisi var. Yapay zeka her geçen gün daha fazla... ...fazla hayatımıza girmeye devam ediyor. İşte AI konuştuk, ChatGPT'yi bu yıl sıkça konuştuk. Şimdi çip üreticileri de karşımıza çıkıyor dolayısıyla. Acaba bu konuya bir başlık açsak çip üreticilerinin ve bu konunun gündemde olmasının... ...buraya artan talebin olmasının metaller tarafında bir etkisinin olması beklenir mi? Buraya nasıl bir parantez açmak lazım? Yani tabii ki bunun etkisinin olması bekleniyor. Sadece çip olarak demeyelim belki de bunu bir miktar daha genişletirsek yani günümüzde bunu belki elektrikli otomobiller ve yenilenebilir enerji olarak da genişletebiliriz. Aslında bu üç tane ana konu önümüzdeki dönem içerisinde endüstriyel metallerin geleceğini belirleyecek unsurlardan bir tanesi. Talebi belirleyecek unsurlardan bir tanesi. Bunun etkilerini yavaş yavaş görüyoruz zaten. Çeşitli raporlar da geliyor bunlarla ilgili olarak. Baktığımız zaman belli başlı endüstriyel metallerin ön planı çıkmaya başladığını görüyoruz. Tabii ki günümüzde özellikle resesyon endişeleriyle birlikte bunu çok fazla hissetmiyoruz belki ama az talep dengelerine baktığımız zaman, gelen raporlara baktığımız zaman bakır olsun, nikel olsun, kurşun olsun bu tarz emtiyaların aslında yavaş yavaş ön plana çıkmaya başladığını görüyoruz. Geçtiğimiz dönemde Örneğin bakır genellikle en, e, ekonomik aktiviteleri e, oldukça paylar ve ekonomik aktivitelerin öncü göstergesi olarak kabul ediliyordu. Şimdi bu rolünü bir miktar değiştirdi. Artık elektrikli otomobiller olsun, e, e, yenilenebilir enerji olsun, işte çip üretimleri olsun çeşitli e, farklı indikatörleri olmaya başladı. Bu önümüzdeki dönemde çok daha etkili olacak diyebiliriz aslında. E, tabii aslında baktığımız zaman e, dünyadaki bu e, değişim endüstriyel metaller tarafında da etkisini gösteriyor. Şunu net olarak söyleyebiliriz tabii ki. Yani baktığımız zaman ki özellikle pandemi sonrasında Rusya-Ukrayna Savaşı ülkelerin davranışlarını ve e, şirketlerin de davranışlarını değiştirmeye başladı. Yani artık tek bir tedarikçi olması veya tek bir ülkeye bağımlı e, bir ticaret çok fazla kabul edilmiyor. Risklerin oldukça risk yönetimleri bu alanda da uygulanmaya başladı. Değişim e, çok fazla e, ön plana e, çıkıyor diyebiliriz. Bunların etkisini de tabii ki endüstriyel metallerde göreceğiz. E, tabii sadece burada Fiyatlamalar anlamında görmeyeceğiz. Tedarik zincirinin çeşitlendirilmesi anlamında ülkeler arasındaki bu ticaret savaşları anlamında veya ülkeler arasındaki anlaşmalar çerçevesinde de göreceğiz. Ama şunu net olarak söyleyebilirim. Bu noktada Çin belki de diğer ülkelere göre birkaç adım önde gidiyor e, diyebiliriz. E, zaten Amerika'nın Amerika Çine karşı ve Avrupa'nın Çine karşı bu kadar e, sert e, 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 hareketlerde bulunmasının da nedeni bu diyebiliriz. Çünkü Çin sadece üretimini yapmıyor, bu üretim için gerekli olan e, en madenler için, metaller için de ülkelerle çeşitli anlaşmalar yapıyor. Örneğin Çin'den hep bahsediyoruz. Petrol ithalatçısı bir ülke. Örneğin Çin'in belli ülkelerle petrol alım anlaşmaları var ve bu ülkelerden petrollerini ağırlıklı olarak tedarik ediyor ve uzun yıllarlık anlaşması var. Bu sadece tabii ki petrol anlamında da değil, diğer endüstriyel metaller için de var. E böyle olunca da tabii ki diğer ülkelerle gerilimin çıkması, özellikle diğer üretici ülkelerle veya kendi e, rakipleriyle e, bu tarz ticaret savaşlarının çıkması normal ve bu savaşlar da devam edecektir zaten. Zafer Bey çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız ve yayına katkılar için.